Ermənistanın oxçu çayı kimyəvi maddələrlə çirkləndirməsinə hər zaman olduğu kimi ekologiyanın qorunması üçün canfəşanlıq göstərən beynəlxalq təşkilatlar göz yumur. Eyni addım istismar müddətini başa vurmuş Mitsamor Atom Elektrik Stansiyasının hələ də Ermənistan tərəfindən istifadə edilməsinə qarşı da atılır. Bu bölgənin şımarıq çocuğu Ermənistan. Millət vəkili, Türkiyə-Azərbaycan Dostluq Qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım, Real TV açıqlamasında bu ifadələrə yer verdi. Millət vəkili deyir ki, Iğdırda 16 kilometrlik məsafədə yerləşən atom elektrik stansiyası da Türkiyə üçün birbaşa təhdiddir. Bu santral için önemli olan, biliyorsunuz, Iğdırdan Aras Nehri sınır. Bu santraldan çıkan soğutma suyu santralın Aras Nehri'nden sağlanıyor. Dolayısıyla kirli atıkların Aras'a döküldüğü yönünde çok ciddi söylentiler var. Bu defalarca uluslararası toplantılarda da Türkiye tarafından dile getirilmesine rağmen maalesef istenilen netice alınamadı. Tabii Ermenistan gördüğümüz kadarıyla özellikle Karabağ'da o bölgede işte Almanlar bir takım yabancı kuruluşlarla oradaki madenleri işletiyor. Orada çıkan atıkların işte temizlenmesi, bir sürü kimyasal maddelerin kullanılması ve bunların o derelere akıtılması yeni bir hadise değil. Biz bunları yakından takip ediyoruz. Metsamor'un Iğdır'a vurduğu ziyan ise günü günden artır. Aparılan araştırmalara göre atom elektrik stansiyasına yakın arazilerde yerleşen şehirlerde xərçəng xəstəliyindən ölenlerin sayı çoxalıb. Bundan başka Metsamor'a yakın mesafede yerleşen Iğdır'da 3 ölümden birine hava çirklənməsi səbəb olur. Şamil Ayrım, həm Oxçu Çay, həm də Metsamor'la bağlı Türkiyə və Azərbaycanın birgə çalışmalı olduğunu, bunun üçün də konkret addımların atılacağını deyir. Madem ki çevrə diyoruz, madem ki dünyadaki işte ısınmanın çok büyük problem olduğunu diliyoruz, madem ki kirlilikten bahsediyoruz, o zaman herkesin uluslararası kurallara uyması gerekir diye düşünüyorum. Türkiye burada gereğini yapacaktır. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın savaş sırasında da ondan sonraki söylemlerinde de tek bir cümlesi çok önemli. Biz her türlü imkan ve şartlarda her zaman Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olacağız. Böyle devam edecek demiştir. Dolayısıyla Azerbaycan'ın gerek uluslararası kuruluşlar nezdinde gerek Ermenistan'da olan problemlerde Türkiye her zaman yanında olduğunu ifade etmiştir ki bunun en somut belgesi de Şuşa beyannamesi. Orada net olarak iki taraf birbirlerine karşı duruşlarını, birbirlerine karşı saygınlığını göstermiştir. Ben önümüzdeki günlerde bu konuyla da ilgili gündem oluşturulacağını düşünüyorum.